Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Türk zeka ve strateji oyunu olan Mangal oyunundan bahsedeceğim. 48 tane taştan, 12 tane kuyudan ve 2 tane hazine bölümünden oluşmaktadır. Önümde olan 6 kuyu ve sağ taraftaki hazine bölgesi benimken, rakibin önünde bulunan 6 kuyu ve hazine bölgesi rakip oyuncuya aittir. Oyunun amacı kendi hazinemizde olabildiğince fazla taş toplamaktır. Arkadaşlar şimdi hem oynayarak hem oyun içerisinde kurallardan bahsederek mangal oyununu öğretmeye çalışacağız. Öncelikle oyuna kura ile başlanır. Kura taşı bulan oyuncu oyuna başlar. Rakibimiz taşı bulamadığı için oyuna başlaması sırası bizdedir. Önümüzde bulunan altı kuyudan istediğimiz kuyu, kuyudan taşları alarak ve ilk taşı aldığımız kuyuya bırakarak oyuna başlamış oluruz. Ve ilk kuralımız arkadaşlar. Son bıraktığımız taş kendi hazine bölgemize gelirse oyun sırası tekrardan bizdedir. Taşları alıyoruz. Aldığımız ilk taşı bırakıyoruz ve taşları dağıtırken elimizde kalan kendi hazinemize koyduktan sonra elimizde kalan 3 taşı da rakip oyuncusunun koyusuna bırakarak ilerliyoruz. Ve sıra rakibimize geçmiş oluyor. Rakip oyuncu son taşını kendi haznesine bıraktığı için sıra tekrar rakibimizdedir. Evet arkadaşlar sıra bana gelmiştir. Ve ikinci önemli kural arkadaşlar. Son bıraktığımız taş Rakibimizin kuyusunda çift sayı oluşturuyor ise şu an 5 tane taşı vardır kendi kuyusunda ve attığım taşta işte 6 sayı oldu ve çift sayıdır. Çift sayı oluşturduğu takdirde bu taşları alıp kendi hazinemize koyabiliyoruz. Ve sıra tekrardan rakip oyuncuya geçmiştir. Rakip oyuncu da aynı taktiği uygulayarak Son taşını benim hazinemde çift olacak şekilde bırakarak yani altı sayısına tekrar ulaşmıştır. 2, 4, 6, 8 şeklinde olabilir çift sayılar. A Ulaşarak taşları alıp kendi hazinesine koymuştur ve sıra tekrardan bana gelmiştir. Aldığım goya bir taş bırakıyorum ve hazineyi bırakarak sıra tekrar bana geliyor. Tekrar son taşımı hazineme bıraktığım için sıra tekrar bendedir arkadaşlar. Ve ikinci önemli kural arkadaşlar, bıraktığım son taş eğer benim kuyularımdan boş bir kuyuya denk geliyorsa hem kendi taşımı hem de karşıda olan rakibin kuyusundaki taşları alıp benim hazineme atabiliyorum ve sıra rakip oyuncumuza geçmiştir. Arkadaşlar bir şey belirtmek istiyorum. Arkadaşımızın bıraktığı son taş çift sayı olmadığı için alamadı. Ama eğer çift sayı oluşturmuş olsaydı, 4 olmuş olsaydı taşları alıp kendi kuyusuna koyabilecekti. Çift sayı yapamadığı için sıra bana geçmiştir. Son taşım, son taşım kendi hazineme geldiği için oynaması sırası tekrardan bana gelmiştir arkadaşlar. Son taşım kendi hazineme geldiği için oynama sırası tekrardan bendedir arkadaşlar. Öne doğru bir hamle yaparak sırayı rakibime veriyorum. Rakibimiz de bir hamle öne yaparak sırayı tekrar bana vermiştir. Evet arkadaşlar göründüğü gibi oyuncumuz Kuyusundaki taşı alıp bir sonraki boş kuyusuna atarak kuralda belirttiğimiz gibi boş kuyuya attığı için hem kendi taşını hem karşısında olan rakibinin taşlarını alarak kendi haznesine koymuştur. Ve sıra tekrardan bana geçmişler arkadaşlar. Son taşım rakip e, kendi haznesine geldiği için tekrardan oyun sırası bendedir arkadaşlar. Hamlemi yaptıktan sonra sıra arkadaşımıza geçmiştir. Arkadaşımızın son taşı kendi haznesine geldiği için sıra tekrardan kendisindedir. Son taşı tekrardan haznesine geldiği için yine tekrar ondadır sıra. Evet, son taşı tekrar haznesine gelmiştir ve sıra ondadır. Ve arkadaşlar önemli bir nokta. Arkadaşımızın bir hamlesi kalmıştır. Ben ilk hazinedeki taşları dağıtarak oyunu bitirtmeyebilirim ama fazla uzamasın diye kurallardan bahsetmek için ya da oynayış şeklini göstermek için bu hamleyi yapmayarak oyunun bitmesine bir nevi etki etmiş oluyorum. Ve hamlemi bu şekilde oynayarak rakip oyuncuya sıra veriyorum. Rakip oyuncumuz son hamlesini yaparak kendi kuyusundaki tüm taşları bitirdiği için rakip oyuncunun kuyusundaki taşları da alıp kendi hazinesine koyabilir. Arkadaşlar oyunun galibini şöyle belirliyoruz. Toplanan hazinedeki taşları sayarak kim fazla taş toplamışsa oyun galibi kendisi olacaktır. Ve sayıyorum şu an. Oyunda 48 tane taşımız vardı. Her kuyumuzda 4 taşımız vardı. O şekilde sayma tercihinde bulundum. Ve 21 tane taş bende varken 27 tane de rakibimde vardır ve rakibimiz oyunu kazanmıştır. Son olarak mangala oyunu 5 set üzerinden oynanır. Galibiyetler 1 puan, beraberlikler yarım puan ve mağlubiyetler 0 puan olarak değerlendirilir. Oyuna başlarken ilk başlayacak oyuncuyu kura ile belirliyoruz. İkinci sette ise birinci seti kazanan oyuncu tekrar başlar. Birinci set berabere bitmişse birinci sete başlayan oyuncu oyuna tekrardan başlar. Teşekkürler.